Sultan abinin karısıyla babam İstanbul'da bir ev tutmuşlar. Yaşıyorlar yıllardır. Çoluk çocuk falan yapmışlar. İbo'yu bir görsen, Erdoğan abinin oğlu. Kocaman delikanlı olmuş. Arada gidip izliyorum amca. Adamın durumu içime oturdu yani. İlgilenelim bu adamla, tek başına bırakmayalım burada. Hayat herkese merhamet etmiyor değil mi? Dönelim mi İstanbul'a? Hı? Sen de yoruldun. Kaldıramayacaksın bu kadar yükü. Fırat, belki Şadiye'yi bulurum. İçim pırpır. Biraz daha bakayım ha? Tamam, soruştururum ben köyleri. Mutlaka bilen vardır. Hadi eve gidelim de dinlen biraz. Ben bile dağıldım, kim bilir sen ne haldesindir şimdi. Zaten seni buraya getirmekle iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Fırat, ben bugüne kadar geçmişi hiç düşünmedim. Hiç sorgulamadım. Ta ki seni o Deniz'in evindeki kapıda görene kadar. O günden sonra her gece yaslağını gördüm rüyamda. Böyle bir kutu açıldı sanki. İçinden kötülük çıktı. Özlem çıktı. Yalnızlık çıktı. Kaçamam artık. Geri dönemem. Umarım bu yolculuk seni bana getirir. Belki daha uzağa götürür. Bakın kardeşim, bakın. Sen burada. Ulanlara mı kıyorsun lan? He? Ne ulanları be? Geçiyordum. Lan yürü git eve, kırmayayım ağzını burnunu. Yürü! Ufaklık, binmek ister misin? Atla evine bırakayım seni. İyi teklif var, ısrar yok. Kafamın içini mi görüyor ya? Bunu hissettim ya, salak lan. Bu terliklerle de ne kadar çok yakışırdı ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.